gecelik deyince çok iyi örneklerin sergilendiği ve 20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat belediyecilik anlayışında yönetilen bir şehir. Bilmiyorum, içinizde görenleriniz vardır ya da yakınlarınız yaşıyordur. Eskişehir, siz görmediyseniz bile mutlaka bekliyoruz Eskişehir'e. İnsanların otobüslere, trenlere binip şehir gibi şehir görmeye geldiği bir şehir. Biraz önce dinlediğim zaman pazarda başkanımızın yok dediği her şey var ve fazlası var Eskişehir'de. Neden? Çünkü 20 yıldır bir sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor ve şehir merkezindeki 3 belediye, Cumhuriyet Halk Partisi belediye ve kırsal ilçelerimizde de toplam 7 belediyemiz var. 8 belediyemiz var, daha doğrusu Büyükşehir'de katarsak. Dolayısıyla biz Eskişehir'de çok şanslı addediyoruz kendimizi ve bu şehir, bu şansı Türkiye'nin tüm şehirlere yayılmasını istiyoruz. Tabii sadece yerel seçimleri atlattık. Yerel seçimler üzerine şehircilik, belediyecilik üzerine yani konuşmayacağız mutlaka. Ama biz buraya daha fazla sizden bir şeyler dinlemeye geldik. Sizden dinleyelim ki sorunlarınız neler, sizin öncelikleriniz neler. Ona göre politikalarımızı geliştirelim. Ne yazık ki ülkemizde son 17 yıldır herkes de bir yılgınlık, özellikle de son yıllarda bir yılgınlık, bir çökkünlük var, bir umutsuzluk var. Son 31 Mart yerel seçimleri ve yenilenen İstanbul seçimleri herkes için bir umut oldu. Şöyle bir umut oldu. İnanın gençler bile artık ülkeden kaçıyordur. Bakın son yılda Türkiye'den göç eden insanların sayısı son 17 yılın tam 250 katı olmuş. Neden? İfade özgürlüğü yok. İnsanlar iş bulamıyorlar ya da iş bulsalar bile aldıkları ücret, yaptıkları işin karşılığı olmuyor ve insanlar yurt dışına gidiyorlar. Dolayısıyla herkes için farklı şekilde bir yolculuğun sürecine girilmiş. Biz niye buradayız? Buradayız çünkü sizleri dinleyelim istiyoruz. Size bir şey anlatmaya gelmedik. Seçim var diye ya da seçim kokusu aldığımız için de gelmedik. Başkanımız söyledi. Biliyorsunuz hani ilk seçim bundan sonra ufukta gören ilk seçim 2023'te. Ama tabii Türkiye'de işler belli olmuyor. Her an seçime gidilebiliyor. Ama seçim olduğu zaman geliyorsunuz da bunu biz çok sık duyuyoruz. Aslında öyle değil. Biz seçim olmadığı zaman da vatandaşımızı şehirlerimizde çok sık ziyaret ediyoruz. Herkese temas ediyoruz. Tabii sizin Rize olarak bir şanssızlığımız var. Gelen ve bu sıralardan geçen bir arkadaşımız. 96 ve 2002 yıllarında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Sanayi Odası'nda görevler yaptım. Ve her odamda, her esnaf odamda sizin nasırınız ne kadar acıyorsa en az benimki de o kadar acıyor. En az. Türkiye'nin şu andaki ekonomik sıkıntılarını bilmekteyim. Ve yaşamaktayım. Şu anda işletmem devam ediyor. Oğlum işletmenin başında. İzmir'de de bu iş dünyasının bütün sıkıntıları tek tek yaşanıyor. Esnafın sıkıntıları, ticaret dünyasının, sanayi dünyasının sıkıntılarını birebir yaşıyoruz. Ve bunlara çözüm yolları bulmak için de bu ziyaretlerimizi bir yandan yapmaktayız. Nur Vekilim'in dediği gibi, öncelikle sizleri dinlemeye geldik ama biz de bir şeyler anlatmak istiyoruz. Şimdi ilçe başkanım o kadar karamsar bir tablo serdi ki ben nereye geldiğimi şaşırdım. Hiçbir şey yok olan bir ilçeye mi geldim? Yani hiçbir şey yok bir ilçeye geldik. Burada bizim de parti olaraktan ciddi sorumluluklarımız var. Ben öncelikle Ticaret Odası Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Benim hem Sanayi Odası Başkanım, gençlik arkadaşım İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası, hem Ticaret Odası Başkanım da bizlerden genç Mahmut Başkan'ı tanırsın başkanım. Ender Yordamcılar. Evet, biri Ender Yordamcılar, biri Mahmut Bey. İkisini de tanırsın. Onlar da. Ama biz odalarımıza gittiğimiz zaman bu kadar özgürce mikrofon alamıyoruz. Onu da bil. Bu bir kıymet başkanım. Evet, çok teşekkür ederim. Ne dedin sayın? Gerçekten öyle. Ama tabii bizim söylevlerimiz sizleri ilgilendiren sorunlar. Şimdi ilçe başkanım da sizlerle ve bize mesaj verdi. Bizde bunlar yok. Siz hepiniz biliyorsunuz nelerin yok olduğunu. Biz de bu mesajları aldık. Raporlarımızda bunları içtenlikle sunacağız. Burası ticaret odası. Burası iş dünyasını ilgilendiren bir oda. Bilmiyorum tabii ticaret verileri nedir. Biraz sonra başkanımdan da bazı bilgiler alırım ben içeride. Yani potansiyel nedir? Kaç esnafımız var? Odamıza kaç üyemiz var? Buranın esas iş
kapsamı nedir? Burası da tabii ki çay şehri. Rize, pazar da herhalde çay çok önemli. Şimdi Hemşin'den geliyoruz. Oradaki sorunları da dinledik. Özlemişiz birbirimizi. Yani orada Hemşinli dostlarla da özleşmişiz. Gerçekten bırakmak istemediler. Maalesef size de ondan geç kaldık. Ama bu güzel bir şey. Bu bizim geçmişten gelen belki kusurlarımız sizlerle buluşmamak. Ama bu süreçten sonra her 3 ayda bir, her 4 ayda bir bizden olmasak da 140 vekilimizden ayrı ayrı vekillerimiz sizleri ziyaret edecekler. Sizlerin sorunlarını dinleyecekler. Bunlara Ankara'da çözüm yolları bulmaya çalışacağız. Ticaret odalarımız çok geniş kapsamlıdır. Türkiye Odalar Birliği muhteşem bir kuruluştur. Ama kuruluşumuzun tabii bazı sıkıntıları vardır. Biraz korku, biraz ecel terlerini dökerekten iktidara dönük siyaset yapmaktadır Türkiye Odalar Birliği maalesef. İş dünyası siyasetten korkar. Bana da İzmir'de derler ki ya sen aptal mısın? Ticaret adamı mısın? Senin ne var işle, siyasetle? Ama sen ben olmazsak hiçbir şey olmuyor Türkiye'de. Biz esas gerçekleri yaşayan insanlarız. Buraya da geldik. O gerçekleri de yansıtmak istiyoruz ve doğru işler yapmak istiyoruz. Ben daha fazla uzatmayayım. Sizleri biraz dinlemek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum başkanımın nezdinde. Bu evimizi de bize açtığınız için. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Belki akrabamız, belki annemiz veriyor. Neden veriyorlar, neden bize vermiyorlar? Bir böyle bir tahminimiz var. Tabii ki var. Onu dinleyelim. Şimdi az önce yine başladım size işte okul eğitimlerinden aldık. Evet. 17 senedir veya 20 senedir bu iktidar okullarımızda, öğrencilerimizden, çocuklarımızdan çok şeyleri götürdüler. Tamam. Hatta çok okumuş profesörlerimiz bile şunu diyorlar. Ya ne kadar cahil olursa o kadar bize yararlı olur. Okumuş insanlar zararlıdır diye telefonda bağırıyorlar bu insanlar. Ne yaptılar? Eğitimi bitirdiler.